toplu taşımanın kalabalığından mı şikayet ediyorsunuz? İşte halinize şükrettirecek bir görüntü. Japonya ve Çin'de izlemeye alıştığımız bu görüntüler bir adım öteye taşındı. Aşırı kalabalık nedeniyle yolcuları içeri sığdıracak ettiriciler çalıştıran iki ülke şimdilik işi çözmüş gibi. Fakat ittiricilerin bile yetersiz kaldığı Hindistan'da durum daha da farklı. İçerisini tamamen dolduran yolcuların kalan kısmı tren üzerinde seyahat ediyor. Yer yer üst üste çıkan yolcular tehlikeye aldırış etmeden bu yolculuğu her gün gerçekleştiriyor. İlerici, çağdaş, medeni, barışsever ve aynı zamanda entelektüel olmayı kim istemez ki? Ama hepimiz biliriz ki bu uzun emekler ve çabalar gerektiren zorlu bir süreç. Fakat hiç gözünüz korkmasın, Türkiye'de sınıf atlamak için o kadar uğraş vermenize gerek yok. Şimdi vereceğim taktiklerle bunu en hızlı ve kolay yoldan başarabilirsiniz. Eğer hazırsanız, başlayalım. Kural 1. Tayyip'ten nefret edin. Eğer seçkin zümreye katılmak, modern, aydın, ilerici, barışsever ve çağdaş olmak istiyorsanız çağa ayak uydurmanız gerekir. Müzikte, giyimde, takıldığınız mekanlarda, Facebook beğenilerinizde modayı yakaladığınız gibi siyasi görüşlerinizde de trendi takip ederseniz çağ dışı kalmaktan kurtulursunuz. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim ve ona vereceğiniz reaksiyonu ölçeceğiz. Hazır mısınız? Denek hiçbir değişim göstermedi. Size dönelim. İşte gerçek çağdaş aydın bir genç. Sizi tebrik ederim. Böyle böyle. İşte oldu. Artık koy değilsiniz. İlerici, çağdaş, barışsever ve aydın olma yolunda en büyük adımı atmış oldunuz. Peki ben ne olacağım? Kural 7. Toplumu doğru yönde bilinçlendirin. Toplumun bildiği bazı yanlış kavramlar var. Onları düzeltin ve halkı doğru yönde bilinçlendirin. Terörist değil, barışçı gerilla. Teröre müdahale değil, faşist saldırı. Askeri operasyon değil, devlet katliam yaptı. Pusuda şehit edilen askerler ve polisler eşittir sarayın askeri ve polisi. Kürt milliyetçiliği eşittir solculuk. Türk milliyetçiliği eşittir faşistlik. Kural 8. Stratejik derinliğiniz olsun. Gerçek bir aydın toplumun nabzını tutar. Batıyı da, doğuyu da iyi tanır ve stratejik davranır. Biz sadece barış istiyoruz. Kardeşlik istiyoruz. Devlet kendi halkına zulmetmesin istiyoruz. Serhil Danevan, Cizre'yi sakın bırakmayın ha. Bizim tek derdimiz özgürlük ve eşitlik. Öldürün, sarayın askerleri deriz. Kimse bir şey demez. O adamı başkan yaptırmayacağız. Onlara reddedemeyecekleri bir teklif yaptım. Bu panik dolu koşuşturmanın nedeni bir aile feci. Rusya'da yaşanan bir trafik kazası şahit olanların kanını dondurdu. Bir aracın kamerasına yansıyan olayda yolun karşısına geçmek isteyen bir genç kıza otomobil çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan genç kız bir kamyonun önüne düşüyor. Feci şekilde yaralanan genç kızı görenler panikle etrafa kaçışırken arka plandan yükselen bir feryat olayın vahametini gözler önüne seriyor.